aferin benim kızıma. Yani şimdi sen kolej mezunu musun? Vallahi ben de inanmıyorum. Küçük hanım, size bir sürprizim var. Neymiş o? Apartmanınız tutulmuş, döşenmiş, oturulacak hale getirilmiştir. Aa, acelen neydi? Hani beraber seçecektik? Tam 5 gün sonra evleniyoruz. Aa, şaşırdın mı sen? Şimdi apartmanı görürüz, oradan okula dönüp eşyalarını alırsın, yarın da ver elini Ankara. Ne diye iki ayağını babuca sokuyorsun? Çünkü nikahımızın ertesi günü ben 8 ay kalmak üzere Amerika'ya hareket ediyorum. Bana bak, bana bak diyorum. İstersen döndükten sonra evlenelim. Hayır! Yeter artık, bir gören olsa kocası kıza eziyet edip ağlatıyor diyecekler. Gitmesen olmaz mı? Çocuk gibi sual sorma insana. İmkanı olsa ben de kalmak isterdim elbet. Şimdi nereye gidiyoruz? Ha şöyle, apartmanımızı görmeye. Yengen nasıl şaşıracak? Onları da alır gelirsin, oldu mu? Oldu. Tabii. Anne, ısrar etme, bacak kadar kızla ben bacak evlenemem. Bacak kadarmış, kız koleji bitirdi, rüştünü ispat etti. Olabilir. Ama benim için hala masanın altına girip ayağımı iskemleye bağlayan... ...sabah sabah su yerine vodka içirip sarhoş eden... ...sevgililerime mektup götürüp getiren ufacık bir kız o. Oğlum, şu anda evlensen kaç yaşında kız alırsın? Geçen sene evleneceğim diye tutturduğun Nazmi Bey'in kızı kaç yaşındaydı? Ama Leyla'nın çocukluğunu biliyorum. Kızı 3 senedir görmedin. Geçen sene vesayetini üzerime almak için gittiğimde az daha tanıyamıyordum. Öyle serpilmiş, öyle güzelleşmiş ki. Şekerim. Bak, pekala seviyorsun kızı. Canım tabii seviyorum ama kardeşim gibi. Koynunu alınca karın gibi seversin. Nikahta keramet vardır. Allah Allah! Rahmetli üvey babanın kardeşinin kızı senin ne olur? Mesele akrabalıkta değil, elimde büyümesinde. Demek anneni feda ediyorsun. Canım ne diye feda edeyim? Ben çalışır yediğim parayı öderim. Bütün ömrünce çalışsan 500 bin lirayı ödeyemezsin. Ne? Ay, ne şirin apartman! Beğendin mi? Beğenmek ne demek, bayıldım! Ne zaman aldın bunları? Biz bazen böyle gizli işler yaparız işte. Hay Allah, ben şimdi burada 8 ay tek başıma mı oturacağım böyle? İstersen sana bir dadı tutayım. Zaten işin gücün alay. Açık! Kart! Dol! Çift kart! Kart! Almaz! Beni çıldırtmak için mi yapıyorsun? Bir seansta 300 bin lira nasıl kaybedersin? Senin için yaptım. Oyun çok büyüktü. Bir ara 400 bin lira kazandım. Keşke o zaman bıraksaydım. 100 bini nasıl olsa öderdik. Bir an için evlendiğimi düşün. 800 bin liranın yok olmasını nasıl izah ederim ben ona? Allah Allah! Düşündüğün şeye bak! 3 tane apartman, 2 tane mağazası var. Onları idare etmek bahanesiyle elinden bir vekaletname alırsın, olur biter. Hesapları tetkik edecek değil ya! Yapamam anne, yapamam! Biyolojiden ödüm patlıyordu. Liseler asıldı dediler, korkudan 1 saat odamdan çıkmadım. Herkes dağıldıktan sonra usulca aşağı indim, bir de baktım geçmişim. artık okul filan yok. Şöyle birkaç ay başını dinlersin. Biz de azıcık hasretlik gideririz. Sonra Allah kerim. Yengeciğim, ben 3 gün sonra dönüyorum. Ama herhalde siz de benimle gelirsiniz. O da nedenmiş? Çarşambaya evleniyorum. Vay fıstık! Orhan abicim! Canım! Vay fıstık vay, bu ne güzellik böyle! Cüce kalacaksın diyordun, bak boyun nereme geliyor! Son gördüğümde nereme geliyordun? Tam koltuğunun altına! Keşke hep öyle kalsaydın! Ya, sen de benimle hava etseydin değil mi? Kızlardan ne haber? Hepsini sepetledim. Yakında evleniyorum. Aman ney! Ne zaman evleniyorsun? Hı? Herhalde çok yakında. Ne kadar yakında olsa gene de bana yetişemezsin. Ben 4 gün sonra evleniyorum. Aklını başına topla, çocuk 8 ay Amerika'da kalacakmış. Gemisi nikahlandığı gün hareket ediyormuş. Yıldırım nikahı yapacaklarmış, bir ihbar her şeyi halleder. Ne ihbarı? Bir subay, mazisi temiz olmayan bir kızla evlenemez. Ben Leyla'ya iftira edemem. Nasıl olsa gerçek meydana çıkar. İhbar olursa yıldırım nikahı yapamazlar. Ancak tahkikattan sonra evlenebilirler. Gene de evlenirler. Kızın mazisi tertemiz. Çocuk 8 ay sonra dönüyor, o zamana kadar çoktan kendine bağlarsın. Zaten tanışalı 3 ay olmuş, gençlik aşkı unutulur gider. Yapamam. Beni düşün, en aşağı 15 sene yerim. Ananı hapse mi attıracaksın? Onu kumar oynarken düşünseydin. Senin için yaptım. Sana iyi bir istikbal temin etmek için yaptım. Ayda 2 bin lira maaşla sürünme diye yaptım. Yeter! İhbar edemem ama kendime bağlamaya çalışırım. Yarın öğle uçağıyla geliyoruz. Nikah kaçta? Şekerim, daha kağıtlar tamamlanmadı. Saat alamadım. Ama herhalde öğleden sonra 5'te. Daha iyi, rahat rahat hazırlanırım.
Hadi canım, Allah'a ısmarladık. Güle güle canım, hep beni düşün Emi. Zaten öyle yapıyorum. Leyla, seninle konuşacaklarım var. Aman biliyorum, nasihat edeceksin. Sade o değil, başka söyleyeceklerim de var. Baskın var, baskın! İçkin var mı? Aramayın, daha yeni taşındım. Bana bak, sen şimdi bir ceket geçir sırtına, gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak içmeye? Bırakın Allah aşkına, yarın sabah çok erken kalkacağız. Yo, son bekarlık gecende yalnız bırakamayız seni. Bu gece sultanlığını gömme treni hazırladık. İşiniz mi yok? Şurada uslu uslu kitabımı okuyordum. Bundan sonra her gece uslu uslu kitabını okursun, ama bu gece içeceksin. Bak sen bilirsin, razı olmazsan karga tulumbe ederiz seni. Peki, peki, siz şurada oturun, ben ceketimi alıp geliyorum. Sen aklını kaçırmışsın. Doğru, bir başkasıyla evleneceğini duyduğum an aklımı kaçırdım. 3 senedir hep bugünü bekledim. 6 aydır oturacağımız apartmanı düşünüyordum. Kendi kendine gelin güvey olmak da buna denir işte. Seni hep karım olarak düşündüm. Bir yabancıyla evlenmene razı olamam. Sen benimsin. Ay öküz ne olacak be? Pis adam, aptal, eşek! Bak döverim seni! Keşke dövseydin. O zaman abim olarak kalırdın. Bundan sonra yüzünü görmek istemiyorum. Gidemezsin bir yere! Seni. Telefonla konuştuğumuz zaman saat 7'ydi. Son uçakla geldim. Aman niye etti? Balayımız 2 güne çıktı. Dur, evvela şu kapıyı açalım. Bu tamam. Yo 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 yo. Dur bakalım gelin hanım. Hadi şöyle. Hadi, şimdilik 1000 lira veriyorum. Nikahın durdurulduğunu öğrenince 4000 daha alacaksın. Merak etme abla, o işe olmuş gibi bak. Randevu evinde çalışıyor diyeceğim. Ne dersen de, ama bu işe mani ol. Yoksa oğlum kendini öldürür. Nasıl? Yakıştı mı? Tabii. Benim karım çuval giyse gene yakışır. Melek gibi oldu. Şekerim, gelinliğini hemen çıkarman gerekiyor. Maalesef, nikah 8 ay sonraya kaldı. İhbar varmış. Yengem nerede? Ben de öyle tahmin ediyorum. Seni emin bir yere bırakacağım. Burada tek başına oturursan rahat bırakmazlar. Sen bir asker karısısın. Metin olmayı öğrenmelisin.